Değerli dostlar, Rusya lideri Vladimir Putin'den ilginç açıklamalar geldi. Esasında Vladimir Putin'in açıklamaları Kurs karekatı sonrasında Rusya'nın neden bu kadar sakin davrandığını ve Kursk'ta bir karşı harekat düzenlemediğini de göstermesi bakımından önemli. Çünkü sonuç itibariyle Rus lider de bir devleti yönetiyor ve o devletin yaklaşık 150 milyon vatandaşı neden 1600 kilometre karelik Kursk'taki bir alanın Ukrayna ordusu tarafından işgal edilmesini bir ay sonra bir ay içinde hiç müdahale edilmemesini merak ediyor. Niçin diye işte Putin Sibirya'daki Türk bölgesi Tuva'daydı. Vladivostok'a falan gitti. Doğu'yu teftiş etti. Pasifiye'ye baktı. Falan. Ee, çok büyük bir ülke yani. Dünya karalarının neredeyse üçte birini toplasan orada. O yüzden e, açıklamalarda da bulundu. İşte o açıklamalar benim bugüne kadar e, dile getirmeye çalıştığım analizleri de doğrular mahiyetteydi. Çünkü Rusya gibi bir devletin kendi topraklarında bir işgal varken bu kadar farklı duruş sergilemesi normal değildi. İşte Putin ne diyor? Bu haydutlarla Rusya toprakları üzerinde bir hesaplaşma yaşanacak. Ha, demek ki bir planı var. Yani zamanlama yapıyor. Bunların başlattığı Kursk saldırısı başarısızlığa mahkum bir tür intihar vakasıdır. Kursk maceraları sonuçlandığında Ukrayna'nın bir barış masasına oturmaya can atacağını biliyorum. Düşüneceğini demiyorum diyor. Can atacağını biliyorum diyor. Kursk harekatını başlattılar ama Rus ordusunu Pokrovsk Pokrovosk başta Doğu cephesinde durduramadılar. İşte hep söylediğimiz olay buydu. Yani Kursk'u başlattığı zaman, ee, Ukrayna, şunu planlıyordu. İki şey planlıyordu. Bir, ben bu savaşı artık senin topraklarına taşıyacağım. Bu bir. Bunu Amerika'da da destekliyor, Avru Avrupa Birliği de destek. İki, seni öyle bir sıkıştıracağım ki kendi topraklarında buradaki elit kadrolarını, elit kadrolarını kuska taşıyacaksın ve ben de doğu cephesinde rahatlayacağım. Hatta Orgeneral Siriski Ukrayna Genelkurmay Başkanı geçen hafta 30 bin Rus askerinin Kursk'a doğru geri çekildiğini ifade etmişti. Dün NBC ile konuşan Zelenski bu rakamı 60 bin olarak belirtti. Ama benim anladığım kadarıyla Ruslar böyle bir şey yapmıyorlar. <laughs> yani ne 30 bin çekiyorlar doğu cephesinden ne Başka bir yerden 60 bin kişi getiriyorlar. Başka bir şey yapıyorlar, onu anlatacağım. Ee, Doğu cephesini durduramadılar. Bizi endişeye sevk edip durmamızı sağlamaya çalıştılar. İşte olay bu. Ama çok sohkanlı Putin. Çok. Oysa 2022'de başlayan bu harekatın ana hedefi, bakın ilk defa bu kadar net söylüyor. Donbas'ın tamamını kontrol altına almaktır. Esasında yan da çiziyor. Hadi şimdi biraz da şeytanın avukatlığını yapayım. Putin'in savaşı başlattığı zamanki hedefini hepimiz biliyoruz. Ukrayna'da Kiev alınacak. Orada neo-nazi diye adlandırılan Zelenski yönetimi yok edilecek. İşin başına uygun biri getirilecek ve Ukrayna Belarus ve Rusya ile beraber bir Slav birliğinin bir parçası olacak. Bunun için başlattı savaş. Bunu kendi ifade etti. Ama ilk saldırıda büyük bir yenilgiye uğrayınca bütün birliklerini geri çekmek ve bu sefer Donbas'a yüklenmek zorunda kaldı. Şimdi onu anlatıyor bize. İkinciyi anlatıyor B planını. Kimse soramaz tabi Tuvada. Ya Başkan, senin A planın galiba biraz başkaydı. Sen şimdi bize B planını mı anlatıyorsun diye soramaz ama adam diyor ki, Donbas'ın tamamını kontrolünün altına almaktır. Kursk saldırısı bu anlamda görevini yaptı mı? Hayır. İyi askerlerini Kursk'a göndererek aslında. İşimizi kolaylaştırdılar, ordumuz, taarruzunu arttırdı. Pokrovsk büyük bir başarıya dönüştü diyor. Ha, durum bu. Yani e, bu yönden baktığınızda e, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Fakat peki Rusya hiç mi bir şey yapmayacak? Değil mi? Yani böyle bir şey. Kursk valisi Alexey Simirnov, artık valilerin de adını öğrenmeye başladık bu savaş yüzünden. Diyor ki Ukrayna ordusunun Rus ordusunu Donbas cephesindeki varlığından yararlanmasını önlemek amacıyla askerliğini rezerv asker olarak yapmış bölge gençlerinden gönüllü tugaylar kuruyoruz. Bu tugayların silahlandırılması ve eğitimi başladı. Şimdi bu da, şimdi bunu başka biri söylemiyor işgal altındaki Kurskun valisi söylüyor. Doğru mu? O zaman ciddiye almak zorundayım. Evet, peki bu bu zafiyet. Bu işte Putin'in çizdiği o olaylara üstten bakan e, halin bir anda zafiyete dönüşmesi. Demek ki Rusya'nın iç güvenlik güçleri, sınır muhafızları, varsa jandarması falanı filanı ve rezerv askerlerden oluşmuş Tugayları bu işin altından kalkamıyor. Bu, bu, çıkıyor ortaya. Nitekim Ukrayna Harkov güçleri sözcüsü Vitali Sarantsev diyor ki sınır bölgelerini korumak için elinde yeterli personel ve birlik bulunmayan Rusya sadece Kursk'ta değil Biryansk ve Belgorod'da da gönüllü Tugaylar kuruyor. Hayda! Bölge gençlerinin bu tugaylara gönüllü olarak katılmadıkları yönünde bilgimiz var. Doğrudur. Ben de böyle bir savaşın içinde olsam ne yapacağım? Bununla birlikte 3 gönüllü tugayının daha şu ana kadar toplam sayısı 5000'i bile bulmamış durumda diyor. Böyle de bir durum var. Pokrovsk'ta Doğu cephesinde Rusya hep söyledi ilerliyor bu ilerleme çok böyle hızlı mı, çok böyle stratejik mi? Hayır. Ama sonuç itibariyle Rusya ilerliyor. Ve belli bir noktada durdurulamazsa daha da hızlı ilerlemek imkanı bulacak. Bir de bu yönü var işin. O yüzden yakından izliyoruz. E, bu arada Dimitro Kuleba, savaşın başından beri Dışişleri Bakanı olan, Ukrayna Dışişleri Bakanı olan Dimitri Kuleba, Değiştirildi. Yerine e, meslekten kıdemli Andrei Sibiha geldi. Onunla ilgili gelişmeleri de ayrıca bakacağız. Hoşçakalın.